Akla gelebilecek her türlü ihtiyacı yüklenen halk BDP'li belediyelerin önünü akınetti. Kamyonlara, yataktan battaniyeye, ısıtıcıdan giyim ve gıda malzemesine kadar kamyonlara her şey yüklendi. Kürdistanlılar adeta zamanla yarıştı. Kriz masaları oluşturan BDP'li belediyeler önündeki yardım malzemelerinden bir dağ oluştu adeta. Şimdiye dek Büyükşehir Belediyesi 4 kamyon, 1 otobüs, Kayapınar, Sur, Bağlar ve Yenişehir Belediyesi de 3'er kamyon acil yardım malzemesini Van'a ulaştırdı. Bismil, Lice, Farkin, Eğil yani Ahmet'in tüm ilçeleri de belediyeler aracılığıyla Van halkının yaralarını sarmak için uğraşıyor sevgili izleyiciler. Diğer kentlerde de tablo aynı. Rıha Merkez, Serikani, Pirsus, Viranşehir'de BDP yardım kampanyası başlattı. Halk da elde avuçta ne varsa toplayıp BDP binalarına akın etti. Mardin Koser'de de ilk etapta tonlarca gıda yardımı ve 300 kişilik temel ihtiyaç malzemesi, sonrasında ise 3 kamyon ve 2 tır Van'a ulaştı. Haberi alır almaz BDP'li belediyeye akın eden Nusaybinliler de dün gece geç saatlerden sabaha kadar yardım toplamak için uğraştı. İmkanları kısıtlı olan belediyeler için de aynı şey geçerli. Mardin'in Sürgücü Belediyesi de kısıtlı imkanlarını Van halkı için seferber etti. Cölemerk halkından da örnek bir davranış var sevgili izleyiciler. Toplanan 4000 battaniye 2 kamyon Van'a ulaştırıldı. Sonrasında da 6100 battaniyenin belediye kriz masasına teslim edildiği yönünde bilgiler var. Gever'de de biliyorsunuz 3 günlük yas ilan edilmişti. Hummalı bir çalışma var depremzedelere yardım için. Yurttaşlar ev ev dolaşarak battaniye, çadır ve yiyecek topluyor. 2 kamyon ve 5 minibüs dolusu otobüs Vanlıların imdadına yetişti. Ancak bu yardımlar yeterli değil ve Cölemerk, Gever ve Çele sakinleri Van halkının yaralarını sarılmayana dek bize uyku yok diyor. Batman Belediyesi'nin ilk yardım konvoyu da Van'a ulaştı. Sabah saatlerinden sonra ihtiyaç malzemelerinin içinde bulunduğu 3 kamyon da yola çıktı. Belediye Başkan Vekili Serhat Temel de halka duyarlılık çağrısı yaptı. Kim elinden ne geliyorsa bu konuda gerekeni yapmalı dedi. Siirt Belediyesi de enkaz kurtarma çalışması için 2 kepçe ve 1 kamyon gönderdi Van'a. 2000 battaniye, 50 adet ısıtıcının kentte gönderildiği belirtildi ve kentte çalışmaları şu an 10 ayrı komisyon yürütüyor sevgili izleyiciler. Siirt Etipi kapalı cezaevindeki tutsaklardan da yardım kampanyası başlatıldığı yönünde haberler var. Yine Dersim Belediyesi de erzak dolu 2 kamyonu Van'a ulaştırdı ancak çalışmalar sürüyor. Bazit Belediyesi de ard arda gönderdiği yardım konvoyları dışında 30 kişilik bir de kurtarma ekibini Van'a ulaştırmış durumda. Bitlis, Agiri ve Muş'ta da halk elindeki avucundaki her şeyi Van halkı için seferber etmiş durumda. Haberi alır almaz harekete geçen ilk kent olan Şırnak'tan da örnek bir davranış